Bakın dostlar, bu pitbull'u yeni atılmışlar. Dövüş köpeği bu. Şu hale bakın. Şimdi araçtan fırladık. Orada da yeni bir can, onu boğarken yakaladık. İşte tam burada. Gel evladım, gel. Paramparça. Allah belanızı versin. Bana diyorsunuz ki bela okumayın. Hayvan son anda gırtlağına yapışmış. Bu pitbull'un suçu değil dostlar. Bakın. Bu hayvan dövüştürülmüş. Bunu mecburen kliniğe teslim edeceğim. Şu hale bakın. Bakın dövüş köpeği, görüyor musunuz? Dövüştürülmüş, ilk bulduğunu da kapmış. Tamam. Bak, aracı atalım Soner. Onu barınağa çıkartacağız. Başka çaremiz yok. Aşağıdakini de bulmamız lazım. Paramparçaydı boğazı falan. Son anda kurtardık dostlar. Orayı çekemedim. İyi ki de size göstermedim. Yüreğiniz de yanmasın. Şu hale bakın. İşte bu. Küfretmek istemiyorum. Hakaret etmek istemem ama bunu bakan karaktersiz. Şimdi yasaklı olunca getirip buraya atmış. Şimdi hemen diğer yaralı canı bulmaya çalışacağız. Yaralı canı arıyorum. Kan izleri böyle devam ediyor. Ama buradan orman içerisine kaçtı. Girdim, bir sürü yere arıyorum ama bulamıyorum. İnşallah buluruz. Bakın bu o çocuk dostlar. Hani saldırgandı. Bize niye saldırmıyor? Bakın Soner kucağına alıp koydu. İşte aracımızda. İnsanlara hiçbir şey yapmıyorlar. Kışkırtılırsa ne öğrendiyse onu yapıyor bu hayvanlar. Buna da yazık. Şimdi yüzünü gözünü haline bir bak. Yazık, günah değil mi bu hayvana şimdi? Biz de mecburen bunu kliniğe teslim edeceğiz. Yani Adapazarı Belediyesi en iyi insani şekilde bakmaya çalışıyor ama inanın bunu söylemek zorundayım. Onların da kapasitesi doldu. İşin içini ben biliyorum dostlar. Daha bildiğim çok şey var. Korkunç mücadele ediyorlar. Her şeyi dost doğru paylaşmak zorundayım. Hiç kimseyi savunmadan. Ama doğruları da söylemek zorundayız. Kapasitelerin üstünde. Daha dün buluştuk. Pitbull'lar için uygun yerler hazırlamaya çalışıyoruz ama mümkün değil ya. Hangi biriyle baş edelim? Şimdi şu çocuğun anne bak. Bu saldırgan olsa bizi burada paramparça yapması lazım. Görüyor musunuz? Yaralanmış. Kim bilir nerede dövüştürdüler. Ondan sonra getirip buraya attılar. Bu da o sinirle ilk bulduğu cana saldırıyor. Yani çünkü dövüşmenin özelliği bu zaten. Doğru olarak onu biliyor. Onu biliyor. O öğretilmiş. Yani bir tane köpek gördüğü anda direkt ona saldırma içgüdüsüyle yetiştirilmiş. Yavrudan beri böyle. İşte hani yavrular çalınıyor vesaire diyoruz ya. İşte bu hayvanları dövüştürmek için onlara yem olarak atılıyor, parçalatılıyor. Biz bunları hep yaşadık. Şuraya bak. İşte tamam, iyileşeceksin, tamam mı Alış? Bak işte ısırsa benim elimi paramparça yapar. Şimdi aracı bekliyoruz, teslim edeceğiz. Çünkü bunu bu bölgede mümkün değil yaşatamayız. Hem kendi zarar görür hem diğer canlar zarar görür. Bakın burada bizim çocuğumuz var. Soner'in kucağında şimdi kurtardığımız pitbullumuz var. Hırlamıyor bile, görüyor musunuz? En ufak bir tepkisi yok. Bu çocuk yeni dövüştürülmüş. Büyük ihtimalle dövüş kaybetti. Sahibi de gelip buraya attı. O dövüşten çıkmanın verdiği hırsla da ilk bulduğuna saldırıyor. Özelliği bu. Tekrar söylüyorum. Bu canlar televizyonlarda, sosyal medyada sadece kötüleniyorlar. Hep kötü yönleri ortaya çıkartılıyor. Buradan herhangi bir canı, herhangi bir köpeği de bu halde dövüştürücü yetiştirebiliriz. İstersen ben bunu yaparım. Yavrudan yetiştirirsiniz, önüne geldiğini paramparça yapar. Bu canlara yavrudan dövüştürmek öğretiliyor. Bu da onu doğru zannediyor. Çünkü tek bildiği şey o. Kapatılıyor. Her türlü şiddeti görüyor. Bakın kucağında. Tekrar göstereyim işte. Değil mi Oloş? Korkma artık. Korkma. Lütfen artık insan olalım ya. Şu çevrenizde şüphelendiğiniz herkesi de ihbar edin. Şu devletimizde bir an önce bu dövüştürülen, dövüş yapan, bunlar üstünden bahis olanlar için gerekli tedbiri alması lazım. Çileyi bu canlar çekiyor. İnsanların hiçbir şey çektiği yok. Kimse bana masal anlatmasın. Ah oh, biraz da vah, Allah'a havalet, bitti. Bulmasaydık ne olacaktı? Oradaki canı kaybedecektik. Bu da ormanların içerisine dağılıp gidecekti.
Ondan sonra üremeler devam edecek. Kırmalar devam edecek. Sorun katlanarak çoğalacak. Değil mi Olaçık? Hadi bakalım. Çocuğun tasmasını çıkartıyoruz dostlar. Çok sıkı. Bir yeri takılır, boğulur, bir şey olur. Aferin benim oğluma. Aferin. Tamam, tamam. Geçti. Altına da bakalım da belki taslanın altında yara vardır ki var. Var. Geçti bakın. Diş delik. Hep diş izleri görüyor musunuz? İşte çocuk burada, biz araçta geldi. Şimdi çocuğumuzu teslim edeceğiz. Çocuğumuzu Adapazarı Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim ediyoruz. Veterinerimiz de yanında. Durumu kendilerine izah ettik. Artık önce yaraları tedavi edilecek. Daha sonra orada yaşamaya devam edecek. Tamam mı oğlum? Artık yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.